Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Lise ön lisans için 2024'de bir merkezi atama sürecini konuştuk. Şimdi ise lisans atama süreci hakkında konuşacağız. 1046 kişilik kadro açılmış durumda. Toplamda zaten 1816, 1046'sı lisansa verilmiş durumda olduğunu belirtmek istiyorum. Tabii bilgileri hatırlatacak olursak da herhangi bir mülakat yok. Kadrolu bir alımdır. Tercih ücreti mevcuttur 80 TL ve nitelik kodları ve özel koşullara tekrar tekrar dikkat etmeniz gerektiğine vurgulamak istiyorum. Tercih sırasını ise kendiniz oluşturduğunuz takdirde 30 tercihlik bir tablo elinizde kalacak en sonunda. Bu 30 tabloyu dilediğiniz gibi sıralayabileceksiniz. Ve en önemlisi tabii ki de 4000 birlere sadece bir kadro ayrılmış arkadaşlar. Maalesef bu durum üzücü ama bir kısmınız mutlu, bir kısmınız tabii ki üzülmüş bir durumda. 4001'e çok çok az bir pay ayrılmış olduğunu veya neredeyse hatta hiç pay ayrılmamış olduğunu da belirtmek istiyorum maalesef. Arkadaşlar 4001'lere sadece Sivas Merkezi Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği memurluğu ayrılmış. Buraya da en yüksek puanlı kişi atanmış olacaktır. Yani 4001 olarak başvuracak kişiler maalesef çok şanssız. Peki bu durumda burada kimler şanslı, kimler başvursa daha mantıklı olacak? Kimlerin adına iyi bir tablo karşımıza çıkmış durumda. Yani bu tabloya göre, bu alıma göre İBF mezunları biraz şanslı veya mühendis mezunları bir tık daha şanslı bazı mühendislikler. Veya bunun haricinde kendi ünvanında başvuracak, kendi nitelik koşulunu var olan kişiler biraz daha şanslı olduğunu belirtmek istiyorum. 1046 kişilik kadroya başvuracak kişiler haliyle şanslı olacaktır arkadaşlar. Başvurularınızı ÖSYM ay sistemi üzerinden yapacaksınız. 2024'de bir tercih sistemi üzerinden, bakın burada 30 tercihlik bir tablo karşınıza çıkacaktır. Bu 30 tercihi tamamladınız, yani eleme yaptınız. 100 tane, 120 tane içerisinden eleme yaptınız. 30 tercih elinizde kaldı. Bu 30 tercihi dilediğiniz gibi sıralamanızı, burada özel koşullar yer alıyor hocam. Bu özel koşulların hepsini taşımak zorunda mıyım? Kesinlikle evet. Taşımak zorundasın. Özel koşulları görmüyorlar buradan. Tercihini yapabiliyorsun ama atandıktan sonra özel koşulunu istemiş olacağını tekrar vurgulamak istiyorum. Pekala. Şimdi hangi dalda atama açılmış? Lisans için bilgisayar işletmenliği, psikolog, mimar, avukat, enformasyon memuru, düz memurlar, ama bu düz memurlara da bazı kişiler başvurabiliyor. Örnek verelim 44-31'ler. Kimlermiş? Hemen bakalım. 44-31. İşletme mezunları veya 44-53, hemen bakalım. 44-53. Yine muhasebe, muhasebe finansal lisans mezunları veya 44-59. Kimlermiş? Hemen bakalım. Yine örnek maliye muhasebe düzeyinde atamalar mevcuttur. Bunun haricinde yine baktığımız takdirde yine enformasyon memurluğu, mühendis alımları, ambar memuru. Ambar memuruna kimler başvurabiliyor hocam? 44-53'ler. Kim bu 44-53'ler hocam? Yine muhasebe mezunları başvurabilecek. Onun haricinde diğer memur atamalarında 44-78'ler, 44-84'ler, daha çok İBF mezunları. Bakalım tekrar 44-78. Evet, uluslararası ticaret, işletmecilik gibi lisans mezunları başvurusunu yapabilecektir. Bunun haricinde yine apron memurluğu 44-93'ler. Kimmiş bu 44-93? Örnek mahiyetinde gösteriyorum nasıl bakılacağı ile ilgili bilgiyi. Havacılık yönetimi, havacılık işletmeciliği gibi bu bölüm mezunları başvurusunu yapabilecektir arkadaşlar. Tabi özel koşullara da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bunu muhakkak göz ardı etmeyiniz. Özel koşulları taşımak zorundasınız arkadaşlar. Onun haricinde yine farklı farklı mühendislikler, veteriner hekim, sosyal çalışmacı, memur, mühendisler, icra memuru atamaları, bakın icra memurluğu içinde özel koşullar yer alıyor. Bu özel koşulları da yine bakın buradan özel koşullar yazıyor ve lisans nitelik kodları yazıyor. Buradan size ulaşım sağlayacaksınız ki ben bu linkleri zaten yorum kısmına sabitledim. Rahatlıkla erişim sağlamış olacağınızı belirtmek istiyorum. Özel koşullara da bakabilir miyiz hocam diye soracak olursanız da hemen özel koşullara da bakalım. Bir tane örnek mahiyetinde göstereyim. 7315 diyor. Şöyle biraz yaklaştıralım. 7315. Bakınız. Başvuru özel koşulları icra memuru diyor. İcra memurluğu diyor hocam. Nereden okuyacağım? Genel bilgilerden okuyacaksın. Genel bilgilere geldiğin takdirde şuraya icra memuru yazacağız.
bütün bilgileri aktarmış. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na ait tercihtir bu diyor. İşte 5. maddesine göre 30 yaşını bitirmemiş olma şartı diyor. Örnek verelim işte. Bunun haricinde gerekli diğer koşullara 10 Temmuz 1994 tarihi öncesi doğan kişiler 7315 nitelik koşulunu dikkate almanız gerektiğini yazmış durumda. Bakın bunu sistem görmeyebilir. Başvuru yaparken bunu görmeyebilir. Başvurunu kontrol et dediğin takdirde karşına bu çıkmayabilir. Ama atandıktan sonra bu bilgileri senden isteyecekler ve yanlış beyan varsa maalesef başvurun geçersiz. Yani ataman yapılmayacak. Bilgin olsun arkadaşım. Lütfen dikkatli bir şekilde bu özel koşullara bakalım sevgili dostlarım. Tabii en çok İBF mezunları, mühendis mezunları, avukat mezunları veya diğer farklı kendi dallarında başvuru yapabilecek kişiler, sosyal çalışmacı vesaire. Farklı kişiler danışmanlık kaydı oluşturmak için mesaj atıyorlar. Ama yoğunluktan ötürü şu an kontenjan dolmak üzere arkadaşlar, bilginiz olsun. Yine kontenjan boşluğu olduğu müddetçe bilgiyi alacağı danışmanlık Instagram hesabı üzerinden yazın. Oradan boşluk varsa kaydınız oluşturulmuş olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Elimizden geldiği kadarıyla en azından bu yoğun süreçte birkaç kişiye de olsa destek vermeye gayret göstereceğiz. Her şey gönlünüzce olsun. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız diğer bütün çalışmalara haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.